Şuayb Hacı, Dağıstanlı bir doktor. Tıp eğitimi almış ancak uzmanlık alanı bambaşka. Alternatif tıp. Geçenlerde bir doktora gittim. Baktı, inceledi. Biliyor musun dedi. Yok bir şeyin. Sadece hayatı sevmeye devam et. İlginçti. Adını sordum. Şuayb dedi. Dağıstanlıymış. Şu biyoenerji uzmanı dediklerinden. Ben Dağıstan'da doğdum. Dağıstan, Kafkas Dağları'nın en yüksek tepesinde bir köyü var. Hindak Köyü diye. Orada doğdum ve 1990 İkide Türkiye'ye geldim. Niye Türkiye'ye geldin? Niye Türkiye'ye geldim? Bu enteresan bir soru. Fakat ben Türkiye'ye diye evden çıkmamıştım. Moskova'ya gittim arkadaşa. Arkadaş dedi ki Amerika veyahut başka Avrupa ülkeleri vize almak bir sorun. Bir tek alternatif varyant Türkiye'ye kalıyor. Ben bir kelime Türkçe bilmeden ve 5 kuruş cebimde olmadan geldim. Çünkü benim o Gürcü gümrükte elindeki olan parayı da aldılar. Ve böylece Türkiye'ye adım attığım zaman benim cebimde 1 kuruş para yoktu. Ve ben 3 gün aç kalmak zorunda kaldım. Şuayb askerlik görevini yaparken bir kaza geçirdi. Talihsiz bir kaza. İnsanüstü bir çabayla iyileşti. Farkına vardı. Moskova'da üniversitede alternatif tıp okudu. Artık sevgi gücünden, gönlün rahatlığıyla bahsedebilirdi. İnsan bir hazinedir. İnsan kendi de ilaçlar üretebilir, kendi de şifaya kavuşturabilir. Böyledir ve buna inanıyorum. Yani kendi kendimizi iyileştirebiliriz. Her insan iyileştirebilir. Yeter ki o gücü kendini bulsun. Var da o gücü. O gücün olan o hazine sandık. Onun anahtar bulmak lazım. Doktor Şuayb resim de yapıyor, dans da ediyor. Hemşerisi Doktor Rabia ile birlikte kurdukları serviste kendi geliştirdiği yöntemle birçok hastalığın tedavisini de gerçekleştirdiğini söylüyor. Kafkas kahramanı Şeyh Şamil. Şeyh Şamil. Sen Şeyh Şamil dansı da yapar mısın Şuayb? Şeyh Şamil dansı ben yaparım tabii ki. Ben 3 sene profesyonel ekipte oynadım. Peki hangi hastalıkların tedavisi senin yönteminle yapılabilir? Şimdi benim yöntemi dediğim zaman ben hem magnetik akupunktur, hem klasik akupunktur, hem biyoenerji, hem bitkisel ilaçlarıyla tedavi, psikoanaliz. Çünkü %90 psikosomatiktir hastalıklar, yani sinirsel hastalıklar. Şehirde yaşayan insanların daha çok sık sık rastlanan bir hastalar depresyon, stres, omurga rahatsızları, bel fıtık, boyun fıtık, astım, bronşit, o tür hastalardan daha çok başvuruyorlar. Migren hastalıklar. Agresif insan zaten kendi kendini zarar veren insandır. Yani hasta ediyor kendi kendini fark etmeden. Çünkü negatif düşündüğüm zaman negatif enerji çeker. O kendini içindeki olan pozitif enerji de negatife çevirir. Farmakoloji zaten dünyada çok gelişmiş çünkü her şey ticari olarak bakılıyor dünyada maalesef. Ve insanın vücut böylece tedavi değil zehirleme aşamasında. Tabii ki insan her zaman rahat ve huzurlu yaşamak ister. Fakat çok hırslı olan insanların ömrü de kısa olur ve başarı oranı da az olur. Yani dünyaya hakimiyet olmak isteyen insanlar bazen var. Yani dünya benim olacak, işte bunu ben bu kadar kazanacağım. Kimler bu dünyada kazandığı mal, kumulu, o parayı öbürki dünyaya götürdü ki? Bir tek bez parçası götürdü. Ruhun ölümsüzlüğüne inanıyor musun? Ruhunu ölümsüz olduğunu inanıyorum ben. Ruh fiziksel bedeni terk edebilir. Fiziksel bedenin bir yaprak gibidir. Bir ağaç ilkbaharda yaprakları, çiçekleri verir, sonbaharda düşer. Toprağa başka küçük ağaçları büyümesine yardımcı olurlar. Hayat boyu da böyle insanlar. Yani birisi geliyor, birisi geçiyor.
hanımı biyo enerjisi çok zayıflamış. Buna biyo enerji veriyorum. Siz normal tıp tahsili yaptınız evet. mı? Evet. İyi geldiğini hissediyor musunuz gerçekten? Çok çok iyi geldi. Yani ben böyle bir depresyon ve durumundaydım. Şuayb Bey'in sayesinde çok iyi geldi. Bugün de çok daha farklı şeyler hissettim. Yani ısı olarak doktor hanımın verdiği ısı çok enteresan. Güne istediğim enerjiyle başlayamaz olmuştum ki hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hiçbir şeyi yapmamı isteyen, her şeye karşı bir isteksizlik ve onun verdiği bir şekilde bir alkol bağımlılığı başlamıştı. Ayşegül Hanım benim Şahit Bey'le tanıştırdı. 8 seanstan sonra şu an alkol %70 oranında azaldı. Ve ben geç kalkan, geç yatan bir insandım. Şimdi ona çeyrek kala işimin başında oluyorum. İmzalayıp hediye ettiği kitabında sağlıklı yaşamın kurallarını anlatıyor Şuayb. Büyü değil, sihir hiç değil. Amaç vücudumuzdaki 7 enerji merkezinin güçlenmesi. İyi düşünce, iyi olmak, iyi dilemek falan. Yalan yok, 3 kağıt haksız kazanç kıskançlıkta. Sonra çakralarımızın kirlendiğini, kötünün kötülük doğuracağını söylüyor. Tabii anlayana.